sahabe peygamber için diyor ki اِذَا حَزَبَهُ اَمْرٌ بَدَرَ اِلَى الصَّلَةِ. Bir şey peygamberimizi sıktığında, bir şeyler onu daralttığında, bunalttığında hemen namaza koşardı. Şimdi bakın buraya çok dikkat edin kardeşler. Düşünün her birimizin canı sıkılıyor. Bazen aileden, bazen işten, bazen kardeşlerimizden bir takım olumsuz şeyler yaşıyoruz. Ve her insan bu olumsuz durumların oluşturduğu can sıkıntısını atmak için mutlaka kendine bir şeyler bulur. Kimisi müzik dinler, kimisi gezmeye çıkar, kimisi tatile gider, kimisi bol lak lak eden bir arkadaş arar kendine konuşup da o sıkıntısını üzerinden atmak için. Allah Resulü namazı kendine çok yakın bir arkadaş gibi, kendisi için sıkıntısını attığı bir zevk gibi, bir hobi gibi görüyor ve canı sıkıldığında, insanlar onu bunalttığında direkt namaza koşuyor. Eğer kıldığımız namaz bizim üzerimizde bu etkiyi bırakıyorsa, yani canımız sıkıldığında, daraldığımızda direkt namaza koşuyorsak Allah'la konuşabilmek için, Allah'la buluşabilmek için, işte bu namaz Allah Azze ve Celle'nin bize emretmiş olduğu namazdır. Aksi halde o namaz Allah'ın emrettiği namaz değildir. Fakat hepimiz kendi nefsimizi biliyoruz. Yani daha ben nasları çoğaltabilirim. Fakat bizim kıldığımız namaz genel olarak da kardeşlerimizden duyduğumuz şikayet, hem kendi nefsimizden bildiğimiz böyle bir namaz değil. Peki niye böyle bir namaz değil? İbn-i Teymiye bir sözünde diyor ki, bunu İbn-i Kayyım ondan naklediyor. اِذَا لَمْ تَجِدْ لِلْعَمَلِ حَلَاوَةً وَانْشِرَاحًا فِي قَلْبِكَ فَاتَّهِمْهُ فَاِنَّ رَبَّكَ شَكُورٌ. Yapmış olduğun herhangi bir amelde senin kalbinde bir tat, bir zevk oluşturmuyorsa, Allah için yaptığın ameller senin gönlünü genişletmiyorsa, o amellerini itham et diyor. O amellerini suçla. O amellerini töhmet altında bırak. Sebep? فَاِنَّ رَبَّكَ شَكُورٌ. Çünkü senin Rabbinin isimlerinden bir tanesi eşşekurdur. Şekur ne demektir? Şekur şükreden demektir. Şekur şükreden demektir. Kul kendine yakışır bir şekilde insanlara teşekkür eder. Allah Azze ve Celle kendine yakışır bir şekilde teşekkür eder. İbn-i Kayyım bu sözü açıklarken diyor ki Allah Azze ve Celle şekur olması hasebiyle kullarının yaptığı amellerin karşılığını hem dünyada hem de ahirette verir. Allah'ın teşekkürü budur. Yaptığımız amellerinin karşılığını hem dünyada hem de ahirette bize verir. Dünyada amelin karşılığı nedir? İnsanın gönlünü genişletmesidir. İnsan o ameli yaptıkça kendini Allah Azze ve Celle'ye yakın hissetmesidir. Ve netice itibariyle insanın gönlünde bir huzur, bir ferahlık bulmasıdır. Eğer diyor Şeyhülislam İbn-i Teymiye, yaptığın amellerden bu lezzeti almıyorsan sakın ha ne namazı suçla, ne yaptığın ibadetleri suçla, ne de alemlerin Rabbi olan Allah'ı suçla. Suçlayacak, kınayacak biri varsa o da senin kendi nefsin ve amellerindir. Çünkü Allah Azze ve Celle halisane yapılmış, şartları, erkanı, hakikati yerine getirilmiş hiçbir ameli kesinlikle karşılıksız bırakmaz.